15 Eylül saat 24'ten itibaren yeni balık av sezonu başlıyor. Balıkçımız işte gördüğünüz gibi şu anda biz İskenderun balıkçı barınağındayız şu anda. İşte balıkçılarımız şu anda hazırlık yapıyor. Yeni mevsime inşallah umutlu girecekler. Beklentileri var. Biz de aynı şekilde bu sezon için gerçekten umutluyuz. Umarım balıkçıların da istediği gibi olur. Şu anda ağlarını tamir ediyorlar. Son hazırlıklarını yapıyorlar. İşte yakıtlarını alacaklar, sularını tamamlayacaklar. Dolayısıyla 15 gecesi denize çıkacaklar. Vira Bismillah deyip yeni av sezonuna başlayacaklar. Umarım onların da istediği gibi bol, bereketli bir sezon olur. Tüm balıkçı halkı şu anda zor durumda. Umarım bundan sonra daha iyi olacaktır. Deprem esnasında burada irili ufaklı teknelerimiz zarar gördü. Biz büyük tekneleri buradan gönderdik. Gördüğünüz gibi işte rıhtım üzerinde de parçalanmış tekneler var. Sahiplerin de parçaladığı tekneler var. Bu konuda tabii ki çok zararlar oldu. Beklentimiz şu anki hükümetimizden destekti. Onu da çıkardık. İki destek oldu, ödenmeye başladı. Üçüncü destek yolda. Bundan sonra da bir destek daha gelecek diye bekliyoruz. Umarım o da olur. Bu konuda özellikle Hatay balıkçısına hükümetimizden hassas bir şekilde onlara imtiyazlı davranmalarını denizde bekliyoruz. 20-25 tane, 30 tane tekne bu mevsim bu tarafa gelecek. Aslında sayı fazla, ancak biliyorsunuz Karataş tarafına gidenler var, Mersin tarafına gidenler var. Bize gelecek olanlar belli, ancak kışın malumunuz barınmadan dolayı burada sayılar bazen 50-60'ı da bulabiliyor. Onun için şu anda sayımız az ama mevsim başladıktan sonra hareketlik olacak diye düşünüyorum. Bizim bölgemiz İskenderun Körfezi, çoğu sanayi testleri çok olduğu için güvenlik sahaları altında yasak konmuştur. Demir yerleri, çapa sahaları da maalesef balıkçıya da çok dar bir alan bıraktı. Ancak dediğim gibi güvenlik sahalarına girilmemesi özellikle, çünkü oraları yasak bölgeye giriyor, avlanmaları yasak. Buna özellikle dikkat etsinler. Biz geçen sezon balıkçılara ağlarıyla denizde kullandıkları av gereçlerine markalama sistemi getirildi. Biz Hatay Birlik olarak Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız bu görevi bize ilçe tarımla il beraber çalışmak kaydı ile balıkçılara kullandıkları av malzemesi çeşidine göre marka dağıttık. Onlar da bu markaları ilçe tarım görevlileri eşliğinde ağlarına taktılar ve denize attılar. Bu dönem de aynı şekilde devam ediyor. Nisan 15'te olan yasağımızı biz Şubat'ta yaptık zaten depremden sonra. Hiç denize de çıkamadık, bir avcılık da yapamadık. Ki ağlarımıza da bak 2 gün kaldı 15 Eylül'e. Şu an şu ağlar bizim teknede olması lazımdı. Hazırlığımız bitmesi lazımdı ama hiçbir yer olmadığı için limanda burayı yaptıkları gibi hemen fırsat bulup aldık. 2 günden beri yapıyoruz. Ne yapabilirsek yapıp tekrar tekneye alacağız. Yani limanda alacak yerimiz yoktu ha. Ama şimdi yapıyorlar, şimdi ediyorlar. Biz de bir şey demiyoruz. Asrın bir felaketini yaşadık. Yapıp tekneleri bile mesela rıhtıma kaldıramadık, bir boya bir şey yapamadık, yer yoktu. Kaldıramadık ve kaldırsak da bizi yolladılar öteki limanlara, bir vinç 40-50 bin lira para istedi bizden. İmkanlarımız da olmadı maddi olarak. Bizimiz oluyor, yani biraz Doğu Akdeniz bölgesi olarak, deprem bölgesi olarak en azından bazı kanunların Doğu Akdeniz bölgesine biraz esnetilmesini istiyoruz. Kazanma zamanı inşallah, ama işte buralar biliyorsun 13 kulaç yasağı var burada. Burası körfez olduğu için sıkıntı, yani çok sık bir körfezimiz. 13 kulaç çok açığa çıkıyoruz. Teknelerimiz yani açık suya elverişli değil. Yani daha önce 6 kulaçtı ama büyüklerimiz bunu 13 kulaça çıkardılar. Yani o yönden çok mağduruz yani. En azından bir 10 kulaç bu deprem bölgesinde bir 10 kulaç yapmalarını istiyoruz. Baba buradan gel, buradan bak.